Merhabalar, Bobcat V33 eğitim setimize hoş geldiniz. Bu videomuzda unsurlar bölümüne geçiş yapıyoruz ve unsurlar bölümünde taşı komutuna anlatacağız. Taşı, dinamik çizimi veya veri girişini kullanarak geometriyi isteğe bağlı kopyalama ve ölçekleme ile hareket ettirme anlamına gelir. Burada taşı komutunda istediğimiz parçamızı, iki boyutlu çizimlerimizi, üç boyutlu parçalarımızı bize verilen koordinatlara göre, girmemiz gereken koordinatlara göre veya taşımak istediğimiz alana bu işlemleri yapmamızı sağlar arkadaşlar. Burada iki boyutlu çizimimi taşı komutuyla görelim. Seçili geometrimde iki boyutlu çizimimi seçiyorum. Direkt benim çizimimin merkezi ve hareket ettirmem gereken yer bana geldi ve bu orta noktaya basarak, koordinatın orta noktasına basarak gördüğünüz gibi ben çizimimi istediğim yere taşıyabiliyorum arkadaşlar. Buraya bıraktığım zaman şu anda çizimim burada. Ben bu işlemi onaylarsam görmüş olduğunuz gibi iki boyutlu çizimim buraya taşınmış oldu. Tekrardan bunu merkeze atayabilmek için tekrar çizimlerimi toplu bir şekilde seçiyorum ve taşıma mesafesi olarak bu değerlerime 0 giriyorum ve bitiş noktamda 0 yapıyorum arkadaşlar. Bütün değerlerimi sıfırladığım zaman da çizimim tekrar orijinime, merkezime gelmiş oluyor. Bu değerleri sıfırlamamız lazım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde taşıma işlemi yapabiliyoruz. Farklı olarak burada koordinatlarıma değerler giriyorum. Bu değerlerimi girdiğim zaman şuraya bitiş noktalarıma başlangıç nokta şu anda taşıma mesafemde başlangıç noktalarımı girdim ve bitiş noktalarım olarak geometrimi seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi girdiğim değerlerle benim iki boyutlu çizimim konumunu almış oldu, taşınmış oldu buraya. Tekrardan bunu merkeze alalım. Taşıma mesafemiz de 0 diyelim. Şu anda tekrardan merkezime almış oldum. Şimdi burada bizim ikinci olarak seçme, geometri merkezi değil de seçme modülümüz var. Burada başlangıç ve bitiş noktamızı seçiyoruz. Bizim taşımak istediğimiz unsurumuz bu başlangıç ve bitiş noktasını referans alarak o noktalar arasında taşınmış oluyor arkadaşlar. Şuraya 2 adet nokta atıyorum. Tekrar taşı komutuna giriyorum. Geometrimi seçiyorum. Başlangıç noktam olarak bu noktamı, bitiş noktam olarak da bu noktamı seçtim ve benim iki boyutlu çizimim başlangıç noktam olarak bu noktamı referans aldı ve bitiş noktam da burası oldu. Bu iki noktanın koordinatları girildi. Seçtiğim zaman burada otomatik olarak geldi ve algıladığı konum burası oldu arkadaşlar. İki boyutlu çizimim buraya taşınmış olacak. Sonrasında burada kopyalama ve ölçeklendirme seçenekleri var. Ben geometrime şu anda tam merkezde geometrimi bitiş noktası olarak 50 milimetre ya da biraz daha arttıralım 70 milimetre olsun. Burada kopyalama seçeneğini ben buraya 3 adet dersem arkadaşlar toplamda 3 adet aynı çizimden 3 adet kopyalayacak ve girdiğim mesafe doğrultusunda x ekseninde 70 milimetre girmiştim. Bu uzaklıkta çizimimi 3 adet kopyalamış olacak. Bu şekilde görebiliriz. Tekrar bunları taşımak istersen, bu sefer hepsini taşımak istersen seçili geometriye gelip bütün çizimlerimi seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi aynı mesafede buradan konumumu değiştirebilirim. 200 milimetre dedim.
Y'ye eksi 50 milimetre dedim. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde taşıma işlemlerimi koordinatlarıma göre yapıyorum arkadaşlar. Bir diğer nokta burada ölçeklendirme. Şu an çizimlerimi seçtiğimde buraya 0 diyeyim. Kopyalama işlemimizi yapmasın. Ölçeklendirmeye geliyorum. Evet. Ölçeklendirmeye 2 dediğimde görmüş olduğunuz gibi buraya 3 birim girdiğimde ölçeğimi çizgilerimin kendi mesafesinden 3 kat fazlasını çıkarıyor. 0.5 dersem benim iki boyutlu çizgilerimi ve çoğalttığım ögelerimi kendi boyutlarının yarısını indirdi. Bu şekilde merkezden ölçeklersem de şu şekilde geometrimin tam merkezine 4 adet çoğaltılmış olup 4 adet geometrimin tam merkezine alıp bu şekilde ölçeklendirme yapıyor. Evet, taşıma komutunda aynı zamanda parçalarımızı taşıyabildiğimiz gibi, istediğimiz bir yere çizimlerimizi taşıyabildiğimiz gibi aynı zamanda bu çizimlere kopyalama ve ölçeklendirme işlemleri de yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda unsurlar bölümünün altında bulunan taşı komutunu gördük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.